Arkadaşımızı bu hale getirenler baksın bir utansın. O çocuğun yüzüne evine varınca kendisi bakacak. O çocuk kimin yüzüne bakacak? 7 yaşında bir yavru yetim kaldı. Yazık değil mi ona? Bizleri bu hallere sürüklediniz. Kendiniz sıcacık ortamda oturuyorsunuz. Karnınız yok, sırtınız pek. Peki bizlerin halini bir görün be. 5 aydır biz ne çekiyoruz? Bir duyun, bir görün. Sayın Başkan, senden 10 sefer randevu talep ettik. Bir tane kişinin kararıyla bizleri kaldırdın attın. Bir gün karşını alıp da ya arkadaşlar derdiniz ne? Sıkıntınız ne? Sormadın. Talep ettik, talebimize cevap vermedin. İl başkanlığına gittik, cevap verilmedi. İçişleri Bakanımıza ulaştık, döneceğiz dendi, dönmedi. Biz daha nereye gidelim? O zaman son çare işte böyle intihar etmek mi? Hepimiz mi intihar edelim? Çok mutlu olacaksanız aha burada yakalım kendimizi. Bu mu sizin adaletiniz? Bu mu sizin vicdanınız? Allah'a havale ediyorum size. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki 20. yüzyılda kendi ülkemizde intihara gidiyoruz. Yazık, çok yazık. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ben şu ki kendim yetim büyüdüğüm için yetimliğin ne olduğunu biliyorum. O çocuk şimdi kimin yüzüne bakacak? Akşam kimin yolunu bekleyecek ha? Kimin yolunu bekleyecek? Ey Hilmi Bey! Seninki senin yolunu bekliyor. Onunki kimin yolunu bekleyecek ya? Nasıl vicdanın var? Bir gün çık da şuraya gel de ya. Gel. Niye korkuyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz? Gene sesleniyorum. Camdan aşağı bir bak da bu insanlar ne yapıyor bir öğren. Bir gör. Yani bizler intihara kadar gitti arkadaşımız. Bizler de mi intihar edelim? Bu arkadaşımızın katili Üsküdar Belediyesi müdürleri, belediye başkanıdır.